Hayırlı akşamlar Akit ekranlarına. Gençlerle soruyorum, hoş geldiniz. Bir hafta sonra bizleri sizlerle buluşturan Rabbime hamdolsun. Akit ailesi olarak, daha doğrusu milli ve manevi değerlerine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak acı bir kaybımız var. Hasan Karakaya hocamızı kaybettik geçen 31 Aralık'ta. Akit olarak gerçekten üzüntülüyüz ama ölümlerin en güzeliyle, yani kutsal topraklarda hayatını kaybetti hocamız. Sağ olsun bize de 31 Ekim'de seçimlerden bir gün önce konuğumuz olmuştu. Yeni Akit.com.tr Genel Yayın Koordinatörü Nusret Tokur'la beraber hocamızı Gençlerle Soruyorum da ağırlama onuruna erişmiştik. Onunla gençliği buluşturduk. 28 Şubat sürecinde ve daha öncesinde yakın tarih, Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihini siz değerli Akit TV izleyicileriyle hocamızı buluşturarak anlatmasını, daha doğrusu programımızı onurlandırmıştı. Hocamızı kaybettik, üzülüyoruz. Gerçi Akit TV de son iki gündür gerçekten hocamıza layık bir uğurlama yaptı. Bu noktada da diğer kanallara da teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Diğer kanallarımız da hocamıza gereken saygıyı, özeni gösterdi. Şunu söyleyeceğim, programımızda İmam Hatip'e gitmek istediğini, fakat sesinin olmayışı nedeniyle İmam Hatip'e gitmemesi, normal bir okulda devam etmesini öğütlemişti ailesine bir hocası. Tevafuk, yani Allah'ın işine bakın ki mezarı başında o güzel sesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Bakara Suresinin ilk ayetlerini okudu. Gerçekten büyük bir şeref. Birkaç dakika sonra da VTR hazır olacak. O bölümü de hocamızdan dinleyeceğiz. Hazır sanırım. Onu bir hatırlayalım. Tekrar buluşalım inşallah. Yani 26 Şubat 1953 doğumluyum. Manisa Salihli doğumluyum. Salih'in bir köyü, Çıraklar Köyü diye bir köyde dünyaya gelmişim. Yalnız orada işte demir köprü barajı kurulduğu için, şu anda da var olan demir köprü barajı, şehre göç etmek zorunda kaldık. Dolayısıyla ilkokulu, ortaokulu, liseyi Salihli'de okumak durumunda kaldım. Daha sonra işte Ankara'ya gittik. Orada da Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 1971 yılından itibaren. 1972'de mesleğe başladım. Yani hem okudum hem çalıştım. O günden bu yana da bu mesleği de devam ediyoruz. 40 yılı aşkın bir zamandır. Öncelikle herkesin merak ettiği, belki de birçoklarının bilmediği bir mevzuyu söyleyeyim. Ben ilkokulu bitirdikten sonra Konya İmam Hatip'e gitmek üzere ailem tarafından böyle bir karar alınmıştı. Ben de gerçekten çok arzu ediyordum. O zamana kadar sürekli işte camide, köyümüzün camisinde, daha sonra mahalle oldu. Köyümüzün camisinde müezzinlik yapardım, camiyi temizlerdim, işte minareye çıkardık. Eskiden elektrik falan yoktu yani bizim zamanımızda. Dolayısıyla minareye çıkıp oradan ezan okumak durumundaydık. İşte şerefede boyumuz görünmezdi ama yine de işte ezan okumaya çalışırdık ama... Enteresandır. Bir yandan Kur'an kursu, işte bir yandan işte dediğim gibi müezzinlik falan derken. Ama köyümüzün imamı, Allah rahmet eylesin, herhalde şu ana kadar vefat etmiştir. Arnavut Abidin Hoca diye bir hocamız vardı. İşte babam onunla görüştüğünde o rahmetli babama demiş ki, yani bu çocuğu imamete göndermeyin. Yani düşünebiliyor musun? Hani öğretmen olsa, bilmem ne olsa falan karşı çıkabilir de, bir imamın karşı çıkması İmam Hatip'e için. Babam tabii merak ediyor, soruyor. Niye diyor İmam Hatip'e vermeyelim? Diyor ki sesi yok. Yani hani imamlık, o zamanlarda imamlıkta, müezzinlikte, yani sadece o zaman değil, bugün de gerçekten ses önemli. Yani diyor ki işte ses yok, dolayısıyla kendisini satamaz. Yani yarın bir köyde imamlık yapacak. Yani yeteri kadar cemaati etkileyemez diye düşünmüş olmalı ki benim İmam Hatip'e gitmemi engelledi. İmam Hatip'e gitmemizi engelledi. Biz daha sonra çeşitli meslek dallarına yöneldik. Ama öyle sanıyorum ki Cenab-ı Hak gazetecilik yapmamızı murad etti. Evet, sizinle beraber biz de izledik. İmam Hatip'e gidemedi ama özellikle 28 Şubat sürecinde
İmam Hatiplilerin dayandığı, güvendiği, onların ufkunu açan, onlara güç veren bir kalem olarak Türkiye Cumhuriyeti, daha doğrusu belki de dünyada cesur bir kalem olarak yerini aldı. Hasan hocamızın vefatı ile ilgili bazı densizlerin, hadsizlerin sosyal medyada saçma sapan şeyleri var. Herkes kendinden bilir. İşin garip tarafı da şu, Hasan hocamız hayattayken kendisine bulaşamayan o korkaklar, bazı siyasi korkaklar, bu HDP'nin korkakları, nasıl olduysa Hasan hocamızın vefatından sonra ortalığı boş mu bulduysa artık bilmiyoruz. Saçma sapan, hassiz şeyler söylemeye başladılar. Allah'ın izniyle Hasan hocamızın nöbeti bize hani hak eder miyiz bilmiyoruz ama biz onu yapmaya çalışacağız. O nöbeti tutmaya çalışacağız. Bugün tevafuktur. Bir İmam Hatip konuğumuz var. Diyanet İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Mehmet Kumaş bizlerle birlikte. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Yavuz Selim Aydemir de soruyorum ve görüşleriyle yine programımıza eşlik edecek. Hocam, ilk başta birazcık 28 Şubat'ta ben 10-11 yaşında falan çok net hatırlamıyorum. Sadece biraz böyle gazete başlıkları hatırlıyorum. İşte başörtülü abim askerdeydi, asker lisede okuyordu. Onun mezuniyetiyle ilgili gidememe problemimiz vardı. İşte baş açılsın mı, kapansın mı gibi büyüklerimizin. Fakat o süreçte Hasan Hoca'nın gençliğe ve İmam Hatip gençliğini konuşuyorum. Ve o zaman kamu çalışanları da çok zarar görmüştü. Bir cesareti var. Siz onları yani hatırladıklarınız neler? İlk önce bizi izleyen seyircilerimizi, özellikle din görevlisi kardeşlerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu programın hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan temenni ediyorum. 28 Şubat ve benzeri ortamlar tarihin her sürecinde var. Her aşamasında bunu görüyoruz. O cephe, o odaklar sürekli o zemin oluşması için ortamın var olması için çalışma yapar. Geldiğinde de gereken adımları atar. 28 Şubat'ta onlar için olumlu bir ortam oluştu. İstedikleri malzeme karşılarında bir şekilde oluşturuldu, piyasaya sürüldü. İstediklerini alabildiler mi? Alamadılar. Niçin alamadılar? Bir, Türkiye'de hakimada tarihten gücünü alan bir toplum var. Bir kültür var, sağlam bir kültür var. O kültürün temsilcileri var. Şimdi Hasan Karakaya abimiz bir idoldü, örnekti, örnek bir insandı. Şimdi okullarımdan bir örnek vermek istiyorum. Sanırım son sınıftaydık. Sınıfımızda 4 kız öğrencisi vardı. Bir gün öğretmenimizin biri sınıfa girdi. Ayağa kalktık. Bizi oturtmadan şu cümleleri kullandı. Öndeki 4 o kız kardeşimizi göstererek, kızım ya başınızı açın ya dışarıya çıkın. O güne kadar öyle bir uygulama yoktu. Öyle bir davranışı olmadı. Biz hayret ettik. Kız arkadaşlarımız, o çocuklar, onlar da hayret etti. Hocam söylemeye başladık şey, hayır dedi. Ya çıkın ya başınızı açın. Ve o 4 kız kardeşimiz başlarını öne bükerek sınıftan dışarı çıktılar. O günü hala yaşıyorum. 20 küsur sene geçtim. Hala o günü ızdırapla yaşıyorum, pişmanlığı yaşıyorum. Sınıfımız 45 kişiydi. Ve içimizden hiçbiri çıkıp da, ya hocam sen ne yapıyorsun? Bugüne kadar böyle bir uygulama yoktu. Hadi velev ki olsun, burası İmam Hatip Lisesi. Bunların başörtüyle buraya gelmesi en doğal hakları dememiz gerekirken, ya hiçbirimiz tepki gösteremedik. Ama biliyorum ki oradan birimiz ayağa kalksaydı, arkasından diğerleri de ona destek verecekti. İşte 28 Şubat'ta Hasan Karakaya abimiz ve benzerleri gibi yazarlar, o öncülüğü yaptılar. O direnişi mükemmel bir şekilde sergilediler. Ve olumlu bir aşamaya da getirdiler. Hatırlıyorum o gün yapılan haberleri. Bakın, bugün ekranlarda izlediğimiz yapıların, olumsuz yapıların 28 Şubat'taki aynı cümlelerini görürüz. Ya beceremediniz gidin, bırakın gidin cümleleri.
Ya o gün duyuyorduk, dinledik, hala unutmadık. Temelinde sebeplerini, gereçlerini, aynı bugünkü gereçleri neyse o günde aynı gereçler söz konusuydu. O açıdan şöyle bir cümle var, sık sık kullanılan. Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça toplumda huzur bulamazsınız, huzur bekleyemezsiniz. Onun için cesur insanların, cesur kalemlerin özellikle basında, ekran önünde ve toplum önünde olması elzemdir. Bu açıdan Hasan Karakalp'imiz örnektir. Evet, Akit de bu noktada hani gazetesi zaten ayrı, internet sitesi ayrı. Televizyon olarak da hani bu alana girmiş olması aslında kendi gündemimizi kendimiz oluşturması açısından da iyi. O açıdan da ben yine tekrardan bu Akit ekranlarını bize Mustafa Karahasanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz ve yönetim Akit Medya Grubu'na. Böyle bir imkanımız var. Evet. En azından biz kendi bildiğimiz doğruları rahat bir şekilde ekrandan aktarabiliyoruz. Hocam, hocamızı rahmetli andık. Şimdi konumuza da dönelim. Diyanet Sen'i aslında birazcık konuşacağız. Özellikle Diyanet Sen 4 No'lu Şube. Tabii Diyanet Sen 4 No'lu Şube de olsa Ankara'daki de, Diyarbakır'daki de, Hakkari'deki de aynı anlayışla, aynı samimiyetle Türkiye'nin dört bir yanında çalışıyor. Önce Diyanet Sen nedir? Önce onu sizden bir dinleyelim. Yani sendika anarşizm demek. Hani öyle biz görüyoruz. İşte isyan ruhlu insanlar demek. Sendikanın Diyanet'te ne işi var? Evet, sendika dediğimiz zaman özellikle bizim camiye ya imamların sendikası dediğimiz zaman o tepkiyi hemen gösterirler. Ya imamların da sendikası mı olur? Diyanet Sen 1998 yılında merhum Ahmet Yıldız'ın önderliğinde kuruldu. Zor şartlar altında kuruldu. Yani o algı önemli. İmamların sendikası olur mu? Diyanet'te sendika olur mu hiç? Avukattı kendisi, uğraş dediğinde önemli oranda bir tepki de gördü. Engeller karşısına konuldu. Ama neticesinde Diyanet Sen kuruldu ve Memur Sen'in toplu sözleşmelerde masaya oturmasına Diyanet Sen önce oldu. Şimdi Diyanet Sen nedir? Diyanet Sen'i şu şekilde özetleyebiliriz. Bizim Diyanet Sen temeli Hilf-ül Fudul'a dayanır. Ne de Hilf-ül Fudul? Peygamberimizin gençlik döneminde içinde bulunduğu Erdemliler Cemiyeti. Mekke'de cahiliye dönemi, zalimlerin iktidarda olduğu bir dönem, zalimlerin mazlumlara tahakkümü ve zulmü söz konusu. O dönemde vicdan sahibi bir grup toplandı. Ya bu zulmü nasıl engelleriz? Dışarıdan Mekke'ye gelip de ticaret yapmaya çalışan, ticaret ahlakıyla beraber davranan kişilerin haklarının yenilmesi karşısında ne yapabiliriz düşüncesi oluştu. Ve Hilf-ül Futul Cemiyeti kuruldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam genç üye olarak o cemiyetin bir ferdiydi. O cemiyetin kurulmasının ardından Mekke'de önemli oranda bir düzen oluştu. Ve emin sıfatını yani emin lakabını alması da sanırım oradaki çalışmalarıyla. Direkt Hilf-ül Fudul cemiyetindeki çalışma değil ama uzantılı bir konu. Kabe hakemliği, Hacer-i Esved hakemliği noktasında o emin sıfatını özellikle orada aldı. Geniş, güvenilir olmasını anlatıyor. İlk İslam'ı tebliğ etmeye başladığında akrabalarını davet edip gelin size bir şeyi anlatacağım dediğinde ve size bir olan Allah'ı anlatıyorum, sizi bir olan Allah'a davet ediyorum dediğinde sen yalan konuşmasın dediğine biz sonuna kadar inanırız. Cümlelerin ardından bu ifadelerini kullandı. Şimdi konuya dönelim. Hilf-ül Fudul'u tekrar ele alalım. Diyanet Sen bu misyonu taşır bugün. Bugüne geldiğimiz zaman Diyanet Sen'in diğer sendikalardan farklı yapısını, ortamını görüyoruz. Sizi kullandınız.
Sendika denildiği zaman yıkan, yakan, dağıtan anarşik bir yapım. Diyanet İşleri'nin gelmesiyle beraber sendikacılıkta yeni bir ortam oluştu, bir ruh oluştu. Ahlak sendikacılığı meydana geldi. Bugün Diyanet İşleri sadece Diyanet'in içerisinde kendisini sorumlu görmez. Haksızın olduğu her yerde Diyanet İşleri var. Zulmü olduğu her yerde Diyanet İşleri'ni görmek mümkündür. Ki olması da gerekir. Çünkü bizim sadece düşüncemiz üyelerimizin 3-5 kuruşluk veya dünyevi manada haklarını elde etme şekli değil. Hem dünyamızı biz düşünmek mecburiyetindeyiz, hem de ahiretimizi düşünmek mecburiyetindeyiz. Bizim her iki tarafı da güne almak durumu söz konusu. Bugünkü bu programın içeriği de gençlik. Şimdi Diyanet İşleri gençliği hazırlama adına üzerine düşen görevlerini onun altyapısını hazırlar. Sanırım vakit geçtikçe bu çalışmalarda inşallah size paylaşacağız. Diyanet Sen, Memur Sen ailesinin 11 iş kolundan biri. Evet. Zaten Memur Sen'i de muhakkak izleyicilerimiz biliyordur. Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın'ın liderliğinde ki o her seferinde, her konuşmasında Memur Sen bir maddi bir konfederasyon değil. Elbette biz çalışanlarımızın hakkını savunacağız ama biz aslında değerler sendikasıyız derdi. Burada hemen şunu da söylemeden geçmeyelim. 28 Şubat'ın ürünü olan o baskıcı, özellikle o başörtüsü zulmü Memur Sen ailesinin, özellikle Eğitim Bir Sen biraz daha başı çekiyordu. Okullarda başörtülü, yani kamuda başörtülü çalışma nasıl söyleyeyim, aldığı kararla yıkıldı. Daha sonra algı oluşturuldu ve sonunda artık başörtüsü diye bir sorun kalmadı. Yani sen burada nasıl bir uygulama yapmıştın? Şimdi, böyle bir sorun var mıydı? Çünkü çok saçma olur Diyanet'te başörtü sorununun olması. Şimdi süreç şöyle, başörtüsü sıkıntıların gündeme taşınması ve giderilmesi yönünde Memur Sen öncülüğünde bir karar alındı. Eylem, serbest kıyafet eylemi adı altında. Kış dönemiydi. Yaz dönemi olmasına rağmen hedef 10 milyon imza kampanyasıyla beraber biz toplumun içine girdik. Bu toplum zaten başörtüsü yasağına karşı olan bir toplum. Çünkü nüfusun tümüne yakını İslam'a mensup. Her ne kadar zaman zaman İslami değerlerin unutulduğu bir ortam oluşsa da kökte bu İslam düşüncesi mevcut. Hiçbir zaman bu çıkmadı. Kültürü her vatandaşımızın yüreğinin iliklerine kadar işlemiştir. Biz Memur Sen olarak sadece Eğitim Bir Sen veya Diyanet İşleri değil, her kol bu çalışmanın içine girmiştir. Hatta şunu söylemekte fayda var bugün. Biz o soğuklarda, kışın ortasında çalışmaya başlarken, gezerken, dolaşırken, standlarımızı ilçe merkezlerine kurarken yine bizim içimizdeki, Diyanet'in içindeki bir sendika, yani sendikanın mensupları şunları karşımıza geçerek kullandılar. Ya sizin başka işiniz mi yok? Ya siz hükümet misiniz? Başörtüsü yasanın kalkmasını sağlayacak olan kurum hükümettir. Hükümet bunu organize edecek. Bize destek vermeyi bırakın, bize köstek oldular. Karşımıza dikildiler. Ha, hamdolsun Mevla'ya tüm iş kolları çalışarak 10 milyon biz imza beklerken 13 milyon imzayı topladık. O kış şartlarında. Ve o gün başbakanımız Tayyip Erdoğan bir şekilde yanına iletildi ve ondan sonra bu sıkıntı giderildi. Bugün hamdolsun kurumlarda büyük oranda bu sıkıntı ortadan kalkmış oldu. Ben de... Diyanet'te zaten olmaz, tabii olmaz, gerekir başörtü sorunu. O zaman Şırnak Cizre'de görev yapıyordum. Orada 18 Mart 2013'te bu kararı almıştık. Biz de aynı dediğiniz gibi Cizre Lisesi'nin önünde Abdullah Çatı Başkanımız vardı, Mustafa Dağşan kardeşimiz vardı. Soğuk çok yoktu ama yine de serindi. O Cizre sıcak memleket. Orada bu mücadeleyi orada sürdürmüştük. O zaman biz başörtüsü takıp giremeyeceğimiz için
Hani düşündük, taşındık, sadece kravatı çıkarmak da yetmez. Çünkü zaten 15 Mayıs'ta kravatı çıkaracaktık, gömlekle gidecektik. Ben de o zaman kendi karar almıştım ve destek olmak adına sakal bırakmaya karar vermiştim. Yasak kalkana kadar, geçen sene Eylül ayında kalktı yasak. O zamana kadar sakallarımı kesmemiştim. Ondan sonra kesmek nasip oldu diyelim. Memur sen ve Diyanet sen. Demek ki anarşist dedik ya az önce. Anarşistliğini göstermiş. Yani o bozuk düzeni yıkmak için elinden geleni yapmış. İslami. İslami anarşistlik diyelim ona. Hakikaten o dönemde Diyanet senin ve memur senin tavrı açık ve netti yani. Bu zalimlere karşı. Mazlumların hep yanında olmuştur zaten. Bu noktada da Allah razı olsun yani memur senden. Bu dik duruşunu göstermiştir. Hasan abinin işte emanetini hala daha devam ettiriyor memur sen bu noktada. Bugün hocam söyleyeceksiniz, buyurun. Geçen Cumhurbaşkanımız memur senin 20. yılı buluşmasında şu cümleyi kullandı, manidardır. Eğer memur sen olmasaydı 28 Şubat çok daha ağır geçecekti. Kaldı ki o gün memur senin üye sayısı çok azdı. Evet. Yok denecek kadar az bir noktaydı. Bugün biz 1 milyon hedefliyoruz. Ulaşacak mıyız? Allah'ın izniyle çok yakın bir zamanda. Bir yan yana koyulan birbirleri bir hikmeti vardır üstadın dediği gibi. Bak. İnşallah o hedefe ilerlenecek. Aslında bugün hocam biz sizi biraz yılbaşı eğlencesini gençlik açısından da konuşalım diye çağırdık. Hani hem bir imam hatip gözüyle nasıl bakarsınız, hem de bu anarşist ruhla, müsbet anarşist ruhla nasıl yorumlarsınız diye. Bununla ilgili bir önce VTR'miz var. Hazır sanırım. Onu izleyelim. Yılbaşından da şimdi biz, bazıları diyor ki ya siz yılbaşıyla Noel'i aynı zannediyorsunuz. Biz Noel'in Hristiyanların bir bayramı olduğunu ve yılbaşından yani 31 Ocak'tan 31 Aralık'tan önce kutlandığını biliyoruz. Bununla ilgili sıkıntımız yok. Biz 31 Ocak'ta yani bir yılın değişmesiyle sapkınlıkların üzerine gidiyoruz. Noel'i kutlayan kutlasın. Zaten Noel'i kutlamıyoruz diyorlar. Biz yılbaşını kutluyoruz diyorlar. Eyvallah da yılbaşını niye kutluyorsunuz? Bununla ilgili bir haber merkezimizin yapmış olduğu bir röportaj vardı. Onu bir izleyelim, sonra yeniden buluşalım. Özentilikte sınır tanımayan sözde elitler Noel'i fırsat bilerek hazırlıklara başladı. Başta Taksim ve Nişantaşı olmak üzere gözle görülür hazırlıkların olduğu yerlerde 31 Aralık günü Hristiyanların ve Yahudilerin Noel'i bilinçsizce kutlanacak. 31 Aralık'a sayılı günler kaldı. Taksim'de de hazırlıklar başladı. Taksim'de bazı yerlerde bu hazırlıkları görmek mümkün. Lafa gelince duyarlılıkta sınır tanımayan, hayvan haklarını bahane ederek Kurban Bayramı'na demediğini bırakmayan güruh, kutladıkları Noel'de katledilen Hindiler için nedense sesini çıkarmıyor. Büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye neden Noel'e hazırlık yapıyor? Kimi hindi alıyor, kimi evini çam ağacı alarak süslemeye koyuluyor. Bu safsatalarla oyalanan sözde elit tayfa, masum insanları da kendi günahlarını ortak etmek istiyor ve yılbaşını masum bir etkinlik gibi göstermeye çalışıyor. Yılbaşını kutlamak bize yakışır mı ya? Biz Müslümanız. Müslüman doğduk, Müslüman gideriz. Bu vatan bizim, kimseye de teslim etmeyiz. O sağ soldakiler, onlar hiçbir şey yapamazlar. Biz buyuz, bizim dedemiz Osmanlı. Yılbaşı Hristiyanların kutladıkları bir gün ve Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul ediliyor, ancak yılbaşının Hazreti İsa'nın doğumuyla da ilgisi bulunmuyor. Sokaktaki vatandaş da doğal olarak bu duruma tepki gösteriyor. Müslüman olan bir toplulukta Hristiyan etkinliklerinin yer alıyor olmasını kabul etmiyor. Yılbaşı bizim dinimizce, Müslümanların dinince sakıncalı bir kutlama. Onlar kendi açılarından Hristiyanların kutlamış olduğu bir yılbaşıdır. Yılbaşı Müslümanların işi değil. Peki Türkiye'de hazırlıklar yapılıyor. Onlar için neler söylersiniz? Onlar, yani yabancılara özenen Müslümanlar onlar. Nasıl diyelim? Allah hidayet versin. Abi niye Hristiyanlar kurbanı kesmeye karar verdiler? Niye kutlayalım? Biz Müslümanız elhamdülillah.
hazırlıklar yapılıyor Taksim'de, Nişantaşı'nda. Onlar için neler? Tasvip etmiyoruz. Öte yandan geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili Diyanet İşleri'nden gelen açıklama da deyim yerinde ise hayal kırıklığına neden oldu. Açıklamada yılbaşı ve Noel'in ayrı şeyler olduğunu kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kadim pagan kültürü ve kapitalist tüketim kültürüne dikkat çekiyor. Halbuki yılbaşında hindi kesmek, hediyeler almak gibi adetleri yapanların küfre girdiğini, çok büyük bir günah işleyeceklerini belirtmiyor. Keşke Ramazan bayramlarında da, Kurban bayramlarında da böyle süsleseler de biz de nasıl yılbaşının geldiğini anlıyorsak o belediyelerden, biz de Kurban bayramını veya Ramazan bayramının geldiğini anlasak yani. Ya çok şükür yine bu sene herhalde o eski şaşalı yılbaşılar kutlanmadı. Elhamdülillah en azından onu gördüm. Ben birkaç tane böyle çapulcu diyeceğim insanlar vardı herhalde Taksim'de bu sene. Öyle konserler, festivaller tarzında kutlamadılar. Yalnız çok acayip bir durumdur bu herhalde kutlamalar. Çam ağacı süslemeler, yeni yıla giriyorum diye çam ağacı süslemek. Bunun bir mantığı nedir mantığı? Yani bunun hem Türk kültüründe hem Müslüman kültüründe ya da Anadolu'da yaşayan herhangi bir kavimin kültüründe ben böyle bir anlayış görmedim. Hiç çamla ya. Derdimiz yok. Benim soy ismim Çam da. Çamla yani bizim bir çamla alakalı bir şeyimiz yok. Bu çam ağacını süslüyorsun. Bence niye süslüyorlar? Herhalde cehennemi bayağı kendilerine yakın görüyorlar. Herhalde oradaki ateşlerine odun taşıma derdindeler. Ben biraz buna yoruyorum hani çam ağacı süslemelerini. Orada yanacakları odunların herhalde süsleyerek oraya götürmelerini çok hoş görüyorlar bunlar. Ama çok şükür herhalde toplumumuz artık biraz daha bilinçlenmeye başladı. Gelecek nesillerden hep ümit var olduk bugüne kadar, hep biz bunu söyledik. Ama ne oldu? Bu sene o kutlamalar hep sönük kaldı. Hocam benim gözlemim buydu. Siz nasıl görüyorsunuz yılbaşını? Eyvallah. Ama? Baktığımız zaman her toplumun kendine has bayramları var. Dini bayramları var her toplumun. Her toplum kendi bayramları kutlar mı? Kutlar. Kendi inancına göre kutlar. Şimdi şunu görmek gerekir. Ya bir alan boş bırakılırsa o alanı dolduracak kişiler mutlaka olur. Onun önüne geçemezsiniz. O vesileyle şimdi sürekli muhatapları eleştirelim. Ama bu nokta biraz da biz kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Niçin? Medine döneminde temeline inelim. Medineliler bir kutlama yapıyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nedir bu kutlamalar diye sorduğunda ashab-ı kiram ya Resulullah bayramdır. O bayramın kutlamasını yapıyorlar dediklerinde İran mecusilerinin kutladıkları bayram. O gün Medine'lerin kutladığı bayramlar. Bize iki müjde verdi. Bir müjde verdi. Bu bayramlara karşılık olarak size Allah Celle Celaluhu Ramazan ve Kurban bayramlarını hediye etti. Şimdi bizim iki bayramımız var. Bakıyoruz ki bu iki bayramda gayrimüslimlerin veya bize ait olmayan kültürlerin bayramlarında yapılan kutlamaların, o şaşaların onda birini belki de 20'de birini göremiyoruz. Evet. Sönük geçiyor. Ramazan bayramında hadi Ramazan bayramı namazını kıldık. Peşinden artık akraba ziyareti hadi gidelim, el öpelim düşüncesi de büyük oranda kalktı. Telefon görüşmeleri de aza indirgedi. Artık mesajla işi bitirmeye çalışıyoruz. Peşinde ne oldu? Akşama kadar bayram nerede? Var mı bir heyecan? Bir kutlama var mı? Biz buna bir temel oluşturmamız gerekiyor. Nedir? Her ilçede bir Ramazan kutlaması yapılabilir mi? Yapılabilir. Çünkü özellikle çocuklar temelin atıldığı o zaman dilimi peşinden gençlerin buna ihtiyacı var. Biz bu alanı doldurmazsak bir dolduracak. Bugün öyle bir şey ki bakın az önce söylediniz bu sene o gayrimeşru kutlamalar biraz daha azaldığı için düne kadar bizim basında insanların karşısına çıkan bu işi ciddi manada anlatan kanallarımız yoktu. Televizyon kanalları yoktu. Gazeteler yeterli değildi. Sosyal ortam bizim elimizde değildi.
Ha, yavaş yavaş Peygamberimizin ifadesiyle düşmanın silahıyla silahlanın. Evet. O ortam bizim lehimize hassas duygular sahip olan kişilerin eline geçmesiyle azalır. İnşallah azalmaya da devam edecektir. Şu hadis-i şerifi aktarmakta fayda var. Öyle bir zaman gelecek ki buyuruyor. Yahudi ve Hristiyanları kastederek onlar keler deliğine girseler Müslümanlar da o delikten içeri girmeye çalışacaklar. Şimdi keler bir kertenkele misali bir hayvan. Yine misaldir o. Çok küçük bir delikten içeri girdiğini ve Müslümanlar da onların takip edeceğini, girmek için gayret sarf edeceğini buyuruyor, haber veriyor. Bakıyoruz, gerek yılbaşı kutlamalarına, gerek bize ait olmayan bazı bayramlarda bu yarışı görüyoruz. Bu yarışı görüyoruz. Ha, temelde nedir? Biz ortamımızı hazırlamadık. Bugün dünyada belki de en büyük savaş kültürel savaştır. Kültürümüzü ne kadar yaşıyoruz? Kültürümüzü ihraç edebiliyor muyuz? Veyahut dışarıdan yapılan kültür ithalatına bize doğru ne kadar engel olabiliyoruz? Bakın size çok garip bir örnek vereyim. Geçen yaz Kur'an kursunda camide öğrencileri okuturken ya öğrencilere baktım, tişörtlerine baktım. Hemen hemen hepsinin tişörtünde yaz mevcut. Ya bir de baktım ki o yazların ya hiçbiri Türkçe değil. 20 küsür öğrencim vardı. Yazılan yazıların hepsi ya İngilizce, ya Almanca, ya Fransızca anlamında bilmediğim kelimeler. Şimdi orada kendimi suçladım. Benim kendi çocuğuma baktım. O da tişörtlü. Onun tişörtünde de aynı yaz. Ya, kara kara düşmeye başladım. Biz ne yapıyoruz? Belki dinleyenler der ki, ya niçin yazıya takılıyorsunuz? Yazıyla boşlar. Veya o yazı bir kültürdür ya. Bir kültürün bir şekilde sana dayatmasıdır. Ha, bu nokta tekstil sahiplerine, firmalarına sesleniyorum. Ya bu konuyu gözden geçirsinler ya. Bizim o tişörtlerimize basabileceğimiz çok büyük değerlerimiz var ya. Hiç yapamıyorsak İstanbul'u yazalım. Yapamıyorsak ya Boğaz Köprüsü'nü resmedelim ya. Veya biraz daha dini içerikli simgeleri kullanalım. Onlar da rağbet görmüyor. Benim görev yaptığım yerin hemen yakında bu küçük yapbozları yapan bir esnaf arkadaşımız var. Şunu söyledi bana. Hocam zaman zaman Ayasofya'yı yapmaya yelteniyorum, düşünüyorum. Bunu pazarlamaya gittiğim zaman ya bizim camianın insanı bu yapbozları almakta sakınıyor, uzak duruyor. Niçin? Ya dini bir simge olmasın, dini içermesin. Ya Ayasofya'dan daha önemli bir şey var mı? Ya, daha değerli bir şey var mı? Niçin benim toplumum bunun için kabul etmeyecek? Şimdi çam ağacına gelelim. Bakın çam ağacı o kadar masum değil. Ağaç olarak değil, zihniyet olarak, fikir olarak masum değil. Şimdi Noel söylediniz ya, Noel elbette ayrı, yılbaşı ayrı bunu hepimiz biliyoruz. Tamam. Bilmiyormuşuz muamelesi yapıyorlar. Hani biz diyoruz ya bu Hristiyan alışkanlığı. Ya arkadaş diyor Noel Hristiyanların biz yılbaşını kutluyoruz. Genelde böyle bir sosyal medyada falan böyle bir yaptalama var. Hani nereden çakayım hesabına. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. O mantık yani. Noel. Yani. Onlar bu işi temize çıkartmaya çalışıyorlar. Yani. Çünkü yeni nesilli onların gözünde saf görüyorlar ya. Biz böyle kandıralım. İş bu. Nedir bu çam ağacının? Noel ayrıdır. Yılbaşı ayrıdır. Ama bugün Avrupa'da Noel ile yılbaşı birbirine girmiş durumdadır. Bunu ayıramazsınız Avrupa'da. Hristiyan bile bunu ayırmamıştır, ayıramamıştır. Şimdi çam ağacı aslında Hristiyanlıktan önceki bir kültür, bir düşünce. Yunan ve Roma pagan kültüründen gelen bir gelenek. Bereket tanrısı Atis. Bereketin has olmasını devam etmesi için çam ağaçlarında vücut bulacağı düşüncesi var. Onun için böyle bir meyil var. O tanrının yaşatılması demek ki onlar için önem arz ediyor. Ve bu şekilde gündemine tutuluyor. Yine şu düşünceyi görüyoruz.
Aynı Roma ve Yunan kültüründe ilginçtir. Ya Müslüman bir çam ağacı alırken veya ona o gecede sempati duyarken ya bir düşünmesi gerekir. Neyin peşindeyim ya? Neyin peşindeyim? Ama tabii bunu düşünürken Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadisini hatırladığımda ya bu olacak demek ki diyorum. Yani onları bir şekilde takip edeceğiz. Çam ağacına yıldız asılır. Ay asılır. Güneşi görürüz o gece. Ya yapay olarak getirilir bunu süslerler veyahut da doğal çam getirilir ve süslemesini yaparlar. O yıldızın, güneşin, ayın her birinin Babil tanrılarının birer simgesidir. Müslüman bunu yaparken, güneş asarken bir tanrıya asını utanarak düşünmesi gerekir ya. Güneşi asarken aynı şekilde sıkılarak, kızarak bunu düşünmesi gerekir. Ha zaten bunu düşündüğü zaman o davranışından zaten vazgeçecektir. İşin ikinci yanı, ikiyüzlülük görüyoruz burada. Müthiş bir ikiyüzlülük görüyoruz. Nasıl? Yılbaşında yok söyledikleri çok, yok naylondan yapay çam ağaçları kullanıyoruz. Hayır. Yılbaşında müthiş bir katliam var. Çam katliamı var. O gezi olaylarında ülkeyi uçurumun kenarına getiren, iki ağaçın getiren o insanlar ne kadar ikiyüzlü olduklarını bugün burada resmediyorlar, ispat ediyorlar. Bir tepki gördük mü? Yani için çam ağacı kesiliyor diye bir tepki gördük mü? Basından gördük mü? Görmedi. Onların işleri hakikaten ikiyüzlüktür. Beyin arkasında sakladıkları düşünce bellidir. Ya bir ilçemizde gariptir. Söylemeden geçemeyeceğim. İsim vermeyeceğim. Ramazan bayramında Türkiye'nin en meşhur caddelerinden biri. Caddeye girerken Ramazan bayramınız kutlu olsun şeklinde iki afişi gördüm. Cadde girişine. Büyük bir cadde. Hatta o yazı da afişte düzgün asılmamıştı. İş olsun diye. Başka bir işaret yok. Bayrama dair başka işaret yok. Ama hemen ardında yılbaşına girerken o caddeden geçtiğimde ya müthiş bir süslemeyi gördüm ya. Müthiş bir süsleme. Adım başı çam ağaçları, bilmem farklı farklı süslemeler. Ya insan orada düşünmeden yapamıyor. Ya ben Paris'e mi girdim diye. Gayrimüslim bir ülkeye mi girdim? O ilginçtir. Şimdi Noel'le beraber şu tarafı da izleyenlere hatırlatmakta fayda var. Noel'le beraber bizimle alay geçiyorlar, dalga geçiyorlar. Nasıl? Bir, yalan propagandası yapıyorlar. Noel figürlü kişinin getirdiği hediyelerin kimden falan kişiden getirildiği yönde yalan üzere bir çalışmayı görüyoruz. İki, bir ahlaksızlığı görüyoruz. Niçin? Noel nereden evlere giriyor? Kapıdan mı giriyor? Bacadan. Bacadan giriyor. Bu bizim kültürde ahlaksızlık değil mi? Bacadan ne işi var başkasının? Kapıdan giremezsen bacadan girersin diye bir atasözümüz de var. Bizim kültürümüzde ne var? Çalınan kapı hiçbir zaman kapalı durmaz, açılır mutlaka. Gece vakti giriyor. Müslüman da olsun. Onu toplumun bir kez daha gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben sosyal medya hesaplarını hatırlatmayı unuttum başlarken ama Fatih Tanış yazmış. Hasan Karakal, bize rahmetle anıyoruz. Mehmet hocamıza selam göndermiş. Birkaç tane hadsiz densiz var. Bazı şeyler yazmışlar. Onları okumaya gerek yok. Bayram Aktaş yazmış. İyi yayınlar diyor. Genç Akit hashtag ile veya Genç Akit ismiyle Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Bizim sohbetimize katılabilirsiniz. Hocam. Şunu soracaktım da hocama. Yani şimdi artı şu bu Noel baba dedikleri şahsiyetin millileştirmeye çalışma çabaları da var hocam. Yani bir böyle bakıyorum sosyal medyadan bayağı şey yapılıyor da. Noel Ayaz Baba Türk'tür diye. Yani, Noel Baba Türk'tür, Ayaz Atamız vardır. Biz onu kutlardık. Yani bunu Milliyetçi Cenah daha çok yapıyor. Ayaz Ata var.
işte Sözü Cenah şunu diyor. Aslında Noel Baba değil, Antalya civarında yaşayan Nail Baba'dır o. Gibi böyle çok saçma. Tarihte herhalde yeri olmayan kılıf uydurmalar da var. Şimdi Diyanet Sen olarak, yani bu gençliği kandırma çabaları ortada. Diyanet Sen ve gençliği biz nasıl görebiliriz? Yani şöyle imanlı gençlik yolunda atılan adımlar var. Onun için Diyanet Sen'in çabaları. Anladım. Belki buradan tamam. Da İmam Hatip nesliyle Diyanet Sen'i konuşuruz. Yavuz Bey de aynı cümleleri kullanıyor. Şu algı operasyonu yok. Müthiş bir çalışma. Bunu dünyada en başarılı şekilde Siyonistler yapıyor. Siyonistler yapıyor. Başarılı oluyorlar. Biz bu noktada yeni yeni adım atmaya başladık. Ben o Noel kelimesinin ardından bir Müslümanın baba kelimesini kullanmasına dayanamıyorum. Son derece sakıncalı bir cümle. Ya onları kullana ya biz kullanmıyor muyuz? Gayri ihtiyarı zaman bizi kullanıyoruz. Yani ben niçin Noel Baba kelimesini kullanacağım? Kullandınız diyorum. Yani niçin kullanayım diyorum. kullanılacaksa illa Noel Papa kelimesini kullan. Papa. Noel Papa olsun. Güzel. Yani baba olmasın. Ama diyorum ya o algı operasyonu, algı çalışması bizim her tarafımıza sirayet etti. Bu noktada sanırım uzman kişilerin yetiştirilmesi gerekir. Ya hocam ben de değinmeden geçemeyeceğim. Ya okullarımızda yine Allah'tan şu anda yok yanlış bilmiyorsam ama okul öncesi kurumlarda veya ilkokullarda bu aylarda yani o aralığın sonuna doğru o Noel Papa'yı yapıyorlar. Hani Noel Papa yerine kardan adam yapalım. Hani yeni yıl kavramı verilebilir belki. Hani kutlama değil de yeni bir yıla giriyorsun eyvallah onunla ilgili sıkıntı yok. Ama bunu Noel Papa'yla yapmasınlar. En azından onu uyaralım. Gerçi o da çok azaldı. Eskiden okullarda görüyorduk asarlardı. Gerçi sosyal medya var artık. Bütün öğretmen arkadaşlarımız yaptıklarını çok güzel iyi örnekleri paylaşıyorlar. Ben bu Noel'de ne kadar işlemiş. Bu yıl başında aralığın sonunda böyle bir paylaşım görmedim okullarda. O panolarda o yoktu. Milli Eğitim uyardı genel bir genelgeyle. Hatta bazı il milli eğitim müdürleri bu noktada dikkat edin kültürümüze ait olmayan. Kültürümüze ait olmayan hiçbir şeyi yapmayalım. Evet hocam. Diyanetle gençliği, imanlı gençlik çalışmalarını ve imam hatipleri muhakkak konuşmak istiyorum. Milli Eğitim'in bu noktada hakikaten önemli nokta bir çalışması var. Takdir etmek lazım. Ama zaman zaman şunu görüyoruz. Tabii bunlar bilinçli yapılan şeyler değil diye düşünüyorum. Muhakkak. Bazı öğretmenlerin sizi birebir ilgilendiriyor. Yılbaşında öğrencileri kendi aralarında hediyeleştirdiğini görüyorum. Bu son dönemde önemli bir miktarda, önemli bir oranda azaldı. Bitmesi lazım. Yani sıfıra inmesi lazım. Biraz daha takip ettiğimiz zaman söyledim ya bizim bayramlarımız elimizden alınıyor. Bize mecburi başka bayramlar enjekte ediliyor. Aynı hediyeleşmeyi o öğretmen Ramazan bayramında yapmamıştır, yaptırmamıştır. Kurum bayramında yaptırmamıştır. Ya benim mi var? Benim mi var? Yani ne işim var yılbaşında? İlle yaptıracaksan o kültürün oluşması için hediyeleşmek sünnettir. Çocukların bu kültürü kazanması gerekir. Ama gel bunu bizim bayramlarımızda yaptır. Şimdi gençlik önemli. Şöyle, eğer bir toplum gençlerini hazırlamamışsa, gençler göz önünde değilse o toplumun geleceği karanlıktır. O toplumun geleceğinden güzel şeyleri beklemek zordur. Şöyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden başlayalım. Onun gençlere vermiş olduğu değeri şöyle bir özetleyelim ve bize gelelim ondan sonra. Ön saflarda gençleri görüyoruz. Bakın, İslam'ın ilk döneminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde namaz kılıyor. Namaz kılarken amcasının oğlu Hazreti Ali radıyallahu anh küçük yaşta olmasına rağmen onu görüyor. Soruyor, nedir ya Resulallah, ne yapıyorsunuz? Ona da namazdan anlatıyor, ona İslam anlatıyor. Ve onu İslam'a davet ediyor. Hazreti Ali, Peygamberimizin eğitimiyle büyüdü Hazreti Ali.
Ya ben bir babama sorayım. Peşinden kararımı vereyim der. Biraz düşündükten sonra Hazreti Ali, ya Resulallah ben namaz kılmak istiyorum. Ben İslam dinine girmek istiyorum. Dediğinde ben sana az önce bu teklifi sunmuştum. Babana soracağını söylemiştin. Halbuki görüşmedim babamla. Verdiği cevap şu. Ya babam, ben doğarken Allah Celle Celaluhu babamı sordu. Ben niçin ona sorayım? Ve İslam dinine giriyor. Henüz çocuk. Bir olayını, İslam gencinin bir olayını Hazreti Ali üzerinden aktarmak isterim. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, İslam'dan öncesi siciline baktığım zaman temiz değil. Hatta problemli bir geçmişi var. Duyar ki bir peygamber geldi, İslam dini, yeni bir dini anlatıyor. Mekke'ye gelir. Mekke'ye geldiğinde peygamberimizi arar. Ama o dönem iktidarda kim? Zalimler değil mi? 28 Şubat'ı söylediniz az önce. İşte 28 Şubat'ın zalimleri oraya dayanır. Peygamberimizin kalkıp da İslam dinini ortaya anlatmasına müsaade etmiyorlar. Bırak anlatmayı, peygamberimizin o çalışmaya başlamasının ardından ona Mekke'yi adeta zindana çevirdiler. Mesken olarak, yer olarak beni Erkam'ın evini seçtiler. Gizli olarak İslam dinini orada şekillendiriyorlar. İlk üniversite belki de. Peygamberimiz duyar birinin Mekke'ye geldiğini ve onu aradığını duyar. Hazreti Ali'ye söyler ki git şu özelliklere sahip kişiyi bul ve buraya getir. O ev saklı mı? Saklı. Peygamberimizin o evde olduğu müşrikler tarafından bilinmiyor. Hazreti Ali çıkar. Bir aya yakın Ebu Zer radıyallahu anh peygamberimizi aradı. Hazreti Ali gider, Ebu Zer'i bulur. Ona şunu söyler. Çocuk ama peygamberi eğitimden geçen bir çocuk. Seni Resulullah'ın yanına götüreceğim. Sen beni takip et. Ama senin peygamberin olduğu, Resulullah'ın bulunduğu eve girdiğini müşriklerin anlamaması gerekir. Ben Resulullah'ın bulunduğu evin önünden geçerken bir sendeleyeceğim. Anla ki orası peygamberimizin evi. Sen içeri girersin, ben devam ederim. Hazreti Ali söylediğini yapar ve peygamberimizin bulunduğu eve kadar gider ve Ebu Zer Gıfari evden içeri sokar o davranışıyla, hareketiyle beraber. Diyanet İslam böyle bir gençliği arzular. Böyle bir gençliği olması bugün elzem. Çalışmaları bunun üzerine şekillendirir. İkinci bir örnek Ashab-ı Kiram döneminden. Çünkü bu isimlerin öğrenilmesi gerekir ve topluma da anlatılması gerekir. Musab bin Umeyr. Müthiş bir isim. Müthiş bir portre. Genç, henüz gençliğinin başında, zengin bir aileye mensup, peygamberimizle tanışmıştır, İslam'ın mükemmelliğini öğrenmiştir ve Müslüman olmuş, İslam dinini kabul etmiştir. Ailesini reddederek. Ailesinin bütün tehditlerine olumsuz cevap verir. Düşünün, Musab'ı görenler imrenirdi. Genişiyle, kuşamıyla mükemmel bir gençti. Aile yapısı maddi olarak mükemmeldi. Ama tanıştıktan sonra o dünyayı kenara koydu, maddiyatı kenara koydu ve İslam dinini seçti. Genç olmasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk öğretmen olarak onu gönderdi. Genç, henüz yolun başında. Henüz İslam Medine'ye gitmedi, girmedi. Yeni Medine'lere İslam'ın ne olduğunu öğreniyor. Ama o bir gence güvenerek görevi ona tevdi eder ve ilk Medine görevine o üstlenir. Sonrasında şehitliği de hazindir, Uhud'da şehit oldu.
Şunu düşünüyorum ben. Musab şu topluma sürekli anlatılması gerekir. Özellikle maddi temelleri üzerine oturtulmaya çalışan gençliğin musabları tanıması gerekir. Bu dünyanın geçici olduğunu tanıması gerekir, bilmesi gerekir. Gençler bugün kendilerine bir model kişi seçerler. Baktığımız zaman bugün gençlerin önemli oranda seçtikleri modeller, ya gençler yine dışarıya gidiyor. Bu noktada bir soru gelmiş de onu da söyleyeyim. Muhammed Çimen yazmış, şunun için soracağım. Hocamıza sorar mısınız? Okulda çocuklarımıza din derslerine imamlarımız girmesi daha iyi olmaz mı? Şu açıdan soracağım. Batı'nın verdiği suni kahramanlar var. Süpermen, Batman bilmem ne gibi. Bizim de kendi kültürümüzün aslında İslami olarak gerçek kahramanları var. Biraz önce bahsettiğiniz isimler. Acaba belki buradan şuna da değinmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Onu size soracağım zaten. Din kültürü dersi ve hani imam bilgisi, hani ikisi nasıl kaynaşır ve bu kahramanlar gerçekten okullarımızda doğru bir şekilde nasıl anlaşılır? Hani hurafelerle değil de gerçekten Musab'ı nasıl anlatabiliriz radıyallahu anh? Musab'ı anlatacağız. O soruya da inşallah cevap veririz. O zaman biraz da temelden konuyu ele alalım. Birkaç not aldım. Şimdi, kökler derine inmişse o kökleri kalkıp da 2 seneye, 10 seneye sökemezsiniz. Bakın Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde din eğitimi. Şu metinleri, cümleleri okumak istiyorum. 1924 yılında ilkokulların 2. sınıfından itibaren haftada 2'şer saat Kur'an-ı Kerim ve din dersleri konulmuştur. Yıl 1924. 1926'ya geldik, eriyor. O derslerin, din eğitimi derslerinin eridiğini görüyoruz burada. 1926 yılında din dersleri ilkokulların 3. sınıfından itibaren ve haftada 1'er saat olarak uygulanmıştır. 1930 yılından 1933 yılına kadar din dersleri şehir okullarında sadece 5. sınıfta istihbalı ve hafta yarım saat olarak uygulanmıştır. Şimdi gülelim mi alayalım? Öğretmezsiniz. Yarım saatlik ders hiç gördünüz mü? Akıla mantığa sığar mı? 5 dakika başlasan, 5 dakika, yani 10 dakika, 20 dakika. Şimdi dakikayı bırakın. Yani format, öyle bir format yok. Yok. Öyle bir format yok. Ama bu eriyecek ya. Erimesi için bir şekilde yarım saatin olması gerekir. Geliyoruz 1930 yılından 1939 yılına kadar köy ilkokullarında din dersleri istihbalı ve 3. sınıflarda perşembe günleri yarım saat olarak uygulanmıştır. Köylere geçtir, köyleri de eritme adına. Daha sonra bu eritme devam ediyor ve geliyoruz 1940'lı yıllara. Ve din dersi eğitimini bırak, Kur'an'ın okunması yasaklanmıştır. Okutulması yasaklanmıştır. Bu İnönü zamanlarına mı? Ya İnönü, şimdi isim anarsak farklı yere gider. Peki. Toplum bunları bilir. Özellikle şu yaş olarak tecrübeye ulaşmış abilerimiz çok iyi bilir. Ben Rize'de görev yaparken yaşlı cemaatim vardı. Onlardan defalarca dinledim. Bana şunu söylediler. Ya biz camide Kur'an okurken birimiz çıkardı mahallenin, köyün en yüksek yerinde veya caminin minaresine. Beklerdik ki jandarma gelecek mi? Jandarma yolunu gözlerdik. Geleceği zaman gelir haber verir. Herkes kendi işine dağılırdı. O caminin görevlisi de camiden çıkar ve köy işini artık çay neyse gerçi o dönemde çay yoktu. Kendi özel işlerine dönerlerdi. O dönemde görüyoruz yine ezan yasaklanmıştır. 18 yıl bu millet ezan dinleyememiştir. Öyle ki ezanı yasaklarken o kadar sinsice davrandılar ki bakın Tanrı uludur, Tanrı uludur cümlelerini duyarız değil mi? Yoktur ondan başka tapacak vesaire vesaire. Nereye kadar Türkçeleştirilmiştir? Hayyâli felâh bölümüne kadar Türkçeleştirilmiştir. Bakın, haydin kurtuluş, kurtuluşa cümlesi kullanılmadı Türkçeleştirmede. Haydin felâha. Niçin? Diyorum ya sinsice.
Ya şu toplumu İslam'dan uzaklaştırma adına yapılabilecek bütün çalışmaları yaptılar. Eğer haydin felaha cümlesi kullanılmış olsaydı ne olacaktı? Ya namazın kurtuluş olduğu şu toplumu yine kulağına girecekti. Beş vakit işlenecekti hocam. Ya tabii beş vakit işlenecekti. Ama onlar ne yaptılar? O felaha kullandılar. Onu çalışmanın neticesini ne şekilde görüyoruz? Öyle bir zaman yaşandı ki Müslüman bir birey vefat ettiğinde namazını kıldıracak, cenazesini yıkacak imamlar bulmakta sıkıntı çektiler. Zorluk çektiler. Öyle bir dönem yaşadık. Şu toplum bunları yaşadı. Bu noktada ya bizim yaşlı dedelerimizin bu görevi bir şekilde yerine getirmeleri, o sıkıntıları dilendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü İslam'ın ilk döneminde de çok büyük zulüm yaşanmıştır. Toplum, Müslüman toplumu sıkıntı çekmiştir. Bizim milletimizin de İslam'ı yaşam adına benzeri sıkıntılar yaşadığını bir şekilde yeni nesle, gençliğe anlatmamız gerekir. Geliyoruz 1950 yıllara. 50 yıllarda İmam Hatip ortaokul liseleri eğitim hayatına başladı. Onun temelinde de yeni bir formatta imamla yetiştirdim. Bizim istediğimiz şekilde hazırlansın ve istediğimiz eğitim versinler, istediğimiz çalışmalar yapsınlar. Hamdolsun herkesin bir tuzağı var, çalışması var. Yüce Allah'ın da bir çalışması var. Allah Celle Celaluhu İmam Hatip neslini bu ülkeye kazandırdı. Şimdi İmam Hatip'in temellerini atanlar İmam Hatip'lerden korkuyorlar. Net. İmam Hatip'lerden uzak durmaya ve uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bugüne gelelim. Vesayet kelimesini sürekli kullanırız. Bakın hükümetimize bu nokta buradan sesleniyorum. Birçok engel ortadan kalktı. Sıkıntı giderildi. Ama bugün askeri okullara hala İmam Hatip mezunlarının alımı yasak. Yasak var mı yasak. Aleni? Yeni yayınlanan listeler okulların hangi okulların okul mezunlarının başvuru yapabileceği İmam Hatip mezunları yok. İmam Hatip listeleri yok. Şeyler için Kara Harp veya Deniz Harp, harp tabii, okullarına. Tabii tabii. Hiçbirine başvuramıyor şu anda. Bir dönem umutlanmıştık. Böyle bir çalışma yapılmıştı. Yani bu sene o çalışmanın bittiğini, olumlu netice getirmediğini görüyoruz. Bu noktada hızlı bir şekilde hükümet organlarının bir çalışma içerisine Peygamber Hoca'na İmam Hatip neslini alalım. Girmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir ara var hocam. Ondan sonra soruyu bitirelim, soruya cevap verelim. Peki. Yoksa programdan sonra, reklamdan sonra. Reklamdan sonra cevap verelim. Eyvallah, tamam. Tamam ya da cevap verelim hocam da yarım kalmasın. Yarım kalmasın. Şimdi biz Milli Eğitim Müdürümüzle bu konu, müdürlerimizle bu konu bizzat görüştük. Okul müdürlerimizle görüşüyoruz. Bugün imam hatiplerin veya din görevlilerinin okullardaki derslere girmelerinde herhangi bir engel yok. Yok, evet. Üniversiteyi bitiren görevlilerimiz için diyorum ki bugün görevlilerimizin büyük oranda en az 2 yıllık ilahiyatı bitirdiklerini biliyoruz. O nokta görev almaları gerekir mi? Görev almaları gerekir. Çünkü bu dersleri en güzel verebilecek olan kişilerin biz din görevlileri olduklarını düşünüyoruz. Çünkü bu işlerin içerisinde. Evet. Özellikle siyer, Kur'an-ı Kerim dersleri. Şurada bazen şu yanlış anlaşılıyor. Onu da açıklığa kavuşturalım da. Okullardaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersi İslam dersi değildir aslında. Yani o din kültürü ve ahlak bilgisi. Orada Hristiyanlık da anlatılır, İslam dini de anlatılır vesaire. Ama özellikle sonuçta hep bunu söyle %99'u Müslüman olan bir ülkedeyiz. Ve seçmeli ders olarak 5. sınıflardan itibaren siyer dersi var. Kur'an-ı Kerim dersi var. Temel dini bilgiler. Yani özellikle bu 3 derse gerek ek ders karşılığı olarak gerekse işte şartları taşıyan imamlarınızın girmesi doğru bilgiyi elde etmek noktasında önemli oluyor. Reklamlardan sonra şunu da soracağım. Bunun için önemli. Belli dönem bir filmlere baktığımızda maalesef merhum Kemal Sunal'ın çok güldüğümüz filmleri de bunun içerisinde dahil. Hatta bazı modern filmlerde de geçmiş anlatılırken veya belki de gerçekten böyleydi. Anadolu'daki imam figürü
kekeleyen, batıl inançları olan, hurafeleri olan ama günümüz imamları tamamen farklı. Kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra imam algısını konuşalım. Buna imam algısı daha doğru olacaktır. Kısa bir ara şimdi. Evet, reklam arasında da Twitter'a şöyle baktığımızda Nurefşan Aslan 28 Şubat iyiliklerine kadar isteyen birisi olarak Hasan Karaköy abimiz Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selam göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Biraz önce Bayram Aktaş vardı, tweet atmıştı. Camiamız ekranınıza yer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu ekranlar zaten bizim, sizin, hepimizin. Ve bir şikayeti var Bayram Aktaş'ın. Eren Erdem diye milletvekili olduğunu söyleyen bir zat telefonumuza memleketimizin aleyhinde olan hususlarda SMS gönderip rahatsız etmektedir diyor Bayram Aktaş. Bu şahıs hakkında herhangi bir girişim söz konusu olur mu demiş. Selamlar. Acaba biz bu arada hocamıza da sorduk. Herhalde bu 3-4 mesajın bir örneği var burada işte. Şey yazmış. Bu şey sanırım. Rusya'ya Türkiye'ye şikayet eden CHP'nin vekili Eren Erdem. İstanbul CHP İstanbul milletvekili. Mesela şey yazmış. Halk TV'ye çıkacak. Onu yazmış. Mahkeme sarin gazı davasında karar vermiş. Eren Erdem haklı çıkmışmış. Şimdi dava bu. Şöyle müsaade ederseniz. Ya bunun nedir olayı? Herhalde bunu birkaç tane daha böyle tweet var. Şimdi şöyle onun ben milletvekili kaynağından gelebileceğini düşünmüyorum. Niçin? Eğer bu mesajları bir milletvekili atmış olsaydı mesaj formatına uygun atardı. Ama bize bugün ciddi manada üyelerimizin de sürekli sorduğu ne yapacağız? Bir korsan mesaj var. Eren Erdem başıyla gelen bir korsan mesaj var. Ve her gün geliyor, sürekli geliyor. İlk mesajında bir telefon verildi bana. Ben geri dönüş yaptım. Lütfen dedim benim ismin o toplu SMS listesinden çıkarılmasın. Tamam beyefendi de çıkardı. Ama devamında bu mesajların hala devam ettiğini görüyor. Eğer cidden söylenen kişiden geliyorsa bu mesajlar, alt tarafında toplu SMS listesinden çıkılması noktasında bir numara var. O numaranın yazılması gerekir. Ha biz bunu mahkemeye taşıyacağız. Ha doğru mu? O Eren Erdem mi değil mi? Mi? Yani bakın o olmuş olsaydı ben iyi niyete düşünüyorum. Tabii, olmuş olsaydı milletvekiline yakışır formatla bana mesajı atardı. Atılması gereken şekilde atardı. Ama bu mesaj da bana korsan olarak geliyor. Yok be hocam, Rusya'yı bizi şikayet adam da bizi atmasın mesajı. Gitsin Ruslar alsın. Neyse, şikayet edeceksiniz yani sen olarak bunu, herhalde bunun da arkasındasınız. Gündemimizi. Az bir vaktimiz de kaldı. Şunu konuşacaktık. Şimdi eski filmlere bakıyoruz. Kekeme imamlar var. Eski filmlere bakıyoruz. Büyücü, hurafe, işte batıl inançları olan imamlar var. Şimdi bu tarafa geliyoruz. Modern çağa bakıyoruz. Ben özellikle anmadan geçemeyeceğim. Anadolu yakası Adalet Sarayı'nın yakında Kavaklı Camii var. Fatih Şahin imamımız. Aynı zamanda benim de yakın arkadaşım. O camiye bakıyoruz. O caminin cemaatine bakıyoruz. Savcılar, üst düzey. Hani cami cemaatinde olmaz ama hani savcı geliyor, okumuş memur geliyor, halk da geliyor. Şimdi eski filmlerdeki Anadolu'daki imam anlayışıyla modern çağdaki o imam anlayışı oldukça değişti. Şimdiki imamlarımız daha donanımlı ama nedense hala daha o bahsettiğimiz algı operasyonları ile ilgili bize sanki imamlar gerici, işte boş hurafeleri olan, işte büyü ekseninde bir şeyler öğütleniyor. Bununla ilgili bir algı operasyonu demeyelim, her şey algı operasyonu değil de bir çalışmanız var mı? Çünkü çok iyi imamlarımız var. Şimdi yine algı operasyonu. Demeyelim. Tamam demeyelim. Tamam. Ama yine algı operasyonu. Niçin? Bakın siz de ayırdınız. Bugün imamları daha donanımlı şeklinde. Hayır. Bizim geçmişteki din görevlerimiz de donanımlıydı. Ama bize öyle bir film gösterdiler ki, oynattılar ki adeta kültürden uzak, toplumdan uzak, bilimden uzak kişiler olarak önümüze konuldu, o şekilde tanıtıldı. Halbuki medreselere baktığımız zaman bizim medrese kültürümüz var. Bu medreselerde
öğrenilmesi gereken bilgilerin, tıptan alın, dini bilgilere kadar bütün bilgileri verilirdi. Bugüne gelelim, çalışma var. Şunu biliyoruz, eğer bir toplumun dini liderlerini, önderlerini, alimlerini o toplumdan soyutlarsanız, ayırırsanız o toplumu erken imha edersiniz. Çalışmanın temelinde o vardı. Tuttu mu? Kısmen tuttu. Ama hamdolsun Mevla'ya, bizim toplumun kökleri sağlam. Yani İslam'a dayanan kökleri cidden sağlam. Biz Osmanlı torunuyuz dedi ya dede, bir tane dedemiz var. Evet, eyvallah. Osmanlı torunuyuz. İşte bizi ondan koparamadılar. Bu noktada birkaç sıkıntıyı dile getirmekte fayda var. Şu algıyı değiştireceğiz, değişmemiz gerekiyor. Hala camileri basit makamlar olarak, mekanlar olarak göstermek lazım. Şimdi topluma çıkalım. Hatta AKİT bunu yapar mı? İnşallah yapar. Topluma çıkalım. Toplumdaki 100 kişiye soralım. Cami dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Alacağımız 90 cevap namaz kılan yerlerdir. Bunu duyduğumuz an bizim bitimiz andır. Camiler namazların da kılındığı yer olması gerekir. Bugün imam kim? Namaz kılınan kişi. Bizi yaralıyor. Bizi ziyadesiyle yaralıyor. Halbuki imam toplumun her zerresinde katmanda olması gerekir. O vesile şu konuya girmek isterim. Belki konu biraz dağılacak ama. Camilerin yapısının kökten değişmesi gerekir. Niçin? Kendimle bakıyorum. 30 bin, 30 küsür bin nüfuslu bir mahallenin görevlisiyim. Mahallemde 10 kişi civarında görevli var, resmi görevli var. Nüfus 30 kişi. Şimdi öğretmensiniz. Bir soru sorayım size. Sınıfınızda 30 öğrenci varsa ders işlemeniz nasıl olur? Veriminiz nasıl olur? 60 kişiye de daha verimli olur. 60 kişiye nazaran daha iyi olur. Peki ben size desem ki, ya siz bu sene 100 kişilik sınıfta derse gireceksiniz. Öğrenciye ne verirsiniz siz? Hiçbirine hiçbir şey veremem. Göstermelik dersi anlatırsınız, devam edersiniz. Bugün bana baktığım zaman benim muhatap olduğum 3000 kişi var. Tek kişi olarak. Ben 3000 kişiye ne kadar yeterli olurum? O vesileyle camilerin sisteminin acilen değişmesi gerekir. Devrim olması gerekir. Her camide cami içi göreviyle mesul olan arkadaşların olmasıyla birlikte ya toplumun her tarafına uzanabilen arkadaşın olması gerekir. Şey gibi mi hocam, mesela bizde okullarda şu var ya, rehber öğretmen var, 30'unun da ailesiyle, 30 tane öğrencinin ailesiyle işi dışı oluyor. O zaman belli bir kota olsun diyorsunuz camide, o kadar görevli olsun, caminin imamı da olsun ayrıca. Hem ailelerle ilgilensin ama mesela bir tane o görevli 30 aileyle ilgilensin. Aynı aile hekimi gibi bir şey. Aile imamı. Belki de buradan böyle bir fikir çıkar. Bugün çıkar. Benim ulaşabileceğim 3000 kişi var mı? Ulaşamazsınız. Allah indinde, Allah indinde ben kendimi mesul tutuyor muyum? Evet. Mesulüm. Gitmese ben mesulüm. Gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Gerçek gidemez. Gidemezsiniz. Bu noktada bakın doğan çocuğun babasının veya annesinin aile olarak ziyaret edilmesi gerekir mi? Ya ziyaret edilmesi gerekir. Düğünü olan kişinin ziyarete gidilmesi gerekir mi? Gerekir. Ya hasta olana bizim gitmemiz şart değil mi? Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu şunu diyecek. Ey kulum, ben dünyada hasta oldum, ziyaretime gelmedin. Niçin gelmedin? Ya Rabbi sen nasıl hasta olursun? Benim hasta kulumu ziyarete gitseydin, beni ziyarete gelirdim. Bu bütün Müslümanlar bağlarken başlıca beni bağlar. Mahallenin görevlisini, din görevlisini bağlar. O noktada bu sistemin değişmesi gerekir. Yani ciddi manada özellikle sosyal eğitimi olan, beşeri münasebetleri mükemmel olan arkadaşların cami dışında, mahallede, cami dışında kalabalık yerde görevlendirilmesi gerekir. O figürler iyi niyetle yapılmadı. Özellikle olumsuz gösterildi. Ha, bugün bakın bana şu cümleyi kullananlar oluyor. Gerçi yüzüme kullanmazlar da. Gıyabında. Ya niçin Mehmet Hoca şu işi bu işi yapıyor? Namazı kıldırdı gitsin evinde otursun aşağıya. Bu cümleyi kullanacağım cemaati var. Bakın bu cümleyi kullanacağım cemaati var. O yapıyı bizim düşünceyi değiştirmemiz gerekiyor. O düşünceyi de o yaşta değiştiremezsiniz. Ne zaman değiştireceksiniz? İşte gençlikte de değiştireceksiniz.
Bu yönde Diyanet İşleri Başkanı'nda güzel çalışmalar var. Diyanet olarak da bu çalışmalar içerisinde güzel katkımız var. Konuyu farklı tarafa taşımak istiyorum. Zamanımız az. Ama onu da gündeme getirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Müsaadenizle. Tabii, buyurun. Bakın, biz muhataplarımızı kurduğumuz cümlelerle, kelimelerle ikna ederiz. Zaman zaman kelimelerle insanları döveriz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bugün bu noktada Devlet Memurları Kanunu diye geçen 1965 yılında yürürlüğe giren o kanun içindeki memur kavramının memurları her gün dövdüğünü ben buradan ilan etmek istiyorum. Nasıl dövüyor? Memur kelimesi ilkel bir kelime. Son derece ilkel bir kelime. Bu kelimenin manasını bilen kişiler de bu kelimenin altına sürekli ezilirler. Ezilmeleri de gerekir. Arapça kökenli bir kelime. Arapça bilenler ismi meful kalıbını bilirler. İsmi meful kalıbından gelir. Manası da emredilen veya belki emir alan manasını taşır. Şimdi düşünün. Devlet emir alanları kanunu. Geçen bir vekilimizle toplantıdaydık. Vekilimiz çıktı kürsüden. Bizi taltif edecek bir cümle kullandı. Şöyle. Çok değerli memur kardeşlerim. Nezaket mi? Nezaket. Ama şu kelimeyi açalım. Çok değerli emir alan kardeşlerim. Sürekli bu kelimeyi duyan insan mecburen bu kelimenin altında ezilir. Çünkü ne düşünecek? Ya ben emir alan bir kişiyim. Ya bunu ilk olarak bizim genel başkanımızın masaya yatırması gerektiğini düşünüyorum. Sayın kıymetli başkanımız Mehmet Bayraktar. İkinci aşamada konfederasyonumuzun başkanı Ali Yalçın'ın özellikle bu kelime üzerinde bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Sonra da hükümetin organları inşallah bu kelime üzerine çalışır, değişmesi elzem. Bugün buradan belki de ilk defa tartışılacak tartışmaya açılmasını ben rica ediyorum. Orada şöyle bir algı oluyor. Memur dendiği zaman çalışan sıfatıyla değişecek ama oradaki kasıt hükümet tarafında sanırım biraz daha şeydi. Hani özlük haklarıyla bir şey. Halbuki bizim sendikamız, daha doğrusu Memur Sen ailesi buna zaten müsaade etmiyor. Fakat biz isim bazında buna biraz daha riayet edelim dedik. Ve 4 dakikamız kaldı. Şu selamı da vereyim kapatmadan önce. Bir de son gençlerle ilgili Tolga Çiftçi yazmış Hakkari'den. Öğrencinizmiş herhalde. Öğrencimiz. Size selam var. Aleykümselam. Onu iletelim. Twitter işte böyle şeylere kadir oluyor. Hocam son kapatacağız. 3 dakika içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bize göstermiş olduğu 2023 ve 2071 hedeflerinde İslami gençlik mi diyelim artık ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin milli manevi değerlerine bağlı gençliğe birkaç kelimeyle şöyle öğütleriniz, yani onlara ne önerirsiniz? Onları da alalım sonra kapatalım. Şimdi biz yeni yeni 2023-2071 hedeflerine odaklamaya başladık. Düne kadar böyle bir hedef yoktu bizim ülkemizde. Ülkeyi yönetenlerde ziyadesiyle bireylerde yoktu. Bunların zaman zaman işte özellikle Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemine itibaren önümüze girmeye başladı. Bu noktada işlenmesi gerekir. Beyinlerin işlenmesi gerekir. Bunu gençlikte de eğer gençlikte başlayalım diye düşünürsek yanlış yaparız. Niçin? Peygamberimizin şu hadis-i şerifi çok manidardır. 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınıza namazı emrediniz. Farz mı 7 yaşındaki çocuğa namaz? Değil. Değil. Ama orada 7 yaş vurgusu var. Bugün o 7 yaş vurgusunu daha güzel anlıyoruz. Niçin? Zira pedagoglar şunu söyler. Kişi karakterinin %80'ini 7 yaşına kadar tamamlar. Çok iddialı bir cümle. Ama bunu ben söylemiyorum. Konu hakkında otorite olan uzmanlar bunu söylüyor. Demek ki biz 7 yaşına kadar o temelleri atmamışsak,
Biz gençliği hazırlayamayız. Gençliği 2077'e taşıyamayız. Bakın ben Almanya'da kısa bir görev yaptım. Şunu gördüm orada. İlginçtir. Çocuklar 2,5 yaşına, 3 yaşında eğitime gönderilir. Okullara, ilkokul öncesi anaokulu, kreşlere eğitime gönderilir. Bakın 2,5-3 yaşında. Hatta ismi de kindergarten değil. Çocuk bahçesi değil. Geliyoruz bize. Ya biz, kıymetli hocam, 12 yaşındaki çocuğu camiye aldık diye bizim arkadaşlarımızdan soruşturma geçiren arkadaşlar oldu. Ya. 12 yaşında, 11 yaş, 10 yaşında. Yasaklanmıştı. Bunu bazıları hikaye olarak kabul eder. Olur mu öyle şey diye düşünür. Ama gençlerin bunu bilmesi gerekir. Biz camilere okutmak için o yaşlıdaki çocuğu almamız neticesinde kim soruşturma açtı? O gün müfettişleri. Evet. Bize bağlı müfettişleri. Kafası bize bizim gibi düşünen müfettişler ama baskı vardı o gün. Ya, hamdolsun yeni yeni Diyanet İşleri Başkanımızın mükemmel çalışması 4-6 yaş grubu öğrenciler bugün camilerin güzel yerlerinde açılan kurslarda okumaya başladılar. O çocuklar eğer filiz tutarsa yarın gençleri Allah'ın izniyle şuurlu dediğimiz gençlerin toplumda yer almasına ciddi manada bir alt zemin teşkil edecek. Kaynak olacak, kökler Allah'ın sağlam olacak. Allah'ın izniyle. Bugün İstanbul Diyanet İşleri'nin 4 nolu şube başkanı Mehmet Kumaş'la birlikte gençliği konuştuk. Gençliğin yani milli ve manevi değerlerine bağlı gençliğin nasıl olacağını ve 2071-2023 vizyonunda bu gençliğin temellerini konuştuk. Hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Yavuz Selim Aydemir, görüşlerin için sana da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte saat 18'de biz Akit ekranlarında olacağız. Siz de bize eşlik ederseniz çok seviniriz. Ben kameraman arkadaşlarıma, rejiye ve sayın yönetmenime çok teşekkür ediyorum. Bizlerle sizleri buluşturduğu için Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek.